Sitenize gelen ziyaretçilerin WhatsApp butonu aracılığıyla sizinle iletişime geçebilmeleri için yapılması gerekenleri anlatıyorum. Bunu teknik destek hizmeti verdiğiniz alanlarda, e-ticaret hizmetine sahip online alışveriş sitelerinde ya da online olarak hizmet verdiğiniz herhangi bir alanda müşterilerinizin sizinle iletişime geçmeleri için kullanabilirsiniz. Dolayısıyla sitenize ekleyeceğiniz küçük bir kodla sitenize gelen ziyaretçilerin sizinle anlık olarak iletişime geçebilmelerini sağlıyoruz. Böyle bir ihtiyacınız varsa ve bunun nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız hadi devam edelim. Web sitemiz bu. Web sitemizin sağ altına veya sol altına bir WhatsApp ikonu yerleştireceğiz. Bu ikonun üzerine tıkladığımızda otomatik olarak WhatsApp uygulamasına geçiş yapacak ve belirtilen numarayla, girdiğimiz numarayla iletişime geçilebilecek. Bunu yapabilmemiz için bir koda ihtiyacımız var. Aşağıda açıklamalar kısmında bırakacağım linke girin. Böyle bir kodla karşılaşacaksınız. Bu kodda insanların siteye girdiklerinde iletişime geçecekleri WhatsApp numarasını şuraya yazıyoruz öncelikle. Bu kısmı değiştiriyoruz kendi numaranızla. Buraya bir mesaj yazıyorsunuz tırnak içerisinde ve web sitenizin sağında mı yoksa solunda mı gösterileceği yeri seçiyorsunuz. Eğer right yazarsanız web sitenizin sağ altında görünecek, left yazarsanız web sitenizin sol altında görünecek. Yani şu şekilde sol altında görünmesi için bu kodu yazmanız gerekiyor. Ben sağ altında görünmesini istediğim için right olarak bırakacağım ve bu kodu komple kopyalıyorum. Bunu sadece WordPress'e değil, WordPress olmayan web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken bu kodları head etiketleri arasına yerleştirmek. FTP'ye bağlanarak da bunu yapabilirsiniz ama FTP'ye bağlanma imkanı olmayanlar için göstereceğim. WordPress admin paneline öncelikle giriş yapıyorum. Görünümün altında tema düzenleyici sekmesine giriyorum. Buna girdiğimizde böyle bir uyarıyla karşılaşacağız. Çünkü tema kodları üzerinde bir düzenleme yapacağız birazdan. Bunu anladım diyerek geçiyorum ve sağ taraftan header.php dosyasını buluyorum. İşte burada tema üst bölümü diye geçiyor burada. Sizde farklı görünüyor olabilir. Onun için dikkat etmeniz gereken yer burası. Header.php yazıyor olması lazım. Buna giriyorum ve head etiketlerinin kapanışını buluyorum. Bakın burada head etiketi kapanmış. Bunun üzerine bir enter diyorum ve bu boşluğa az önce kopyaladığım kodu yapıştırıyorum. Kodu yapıştırdım. Unutmayın bunu değiştirmeyi. Ben çalışsın diye kendi numaramı yazacağım. Siz de yazmayı unutmayın. Bunu yazdıktan sonra da dosyayı güncelle diyerek bu dosyayı güncelliyorsunuz. Dosyayı güncelledim. Şimdi tekrar ana sayfaya geri geldim. Sayfa yeniliyorum. Buradaki refresh butonuna tıklıyorum. Butona tıkladığım zaman, sayfa yenilendiği zaman sağ altında bu ikonu göreceksiniz. Bu ikona tıkladığımızda otomatik olarak WhatsApp web sayfasına yönlendirilecek. Eğer masaüstünden bir bilgisayardan bu linke tıkladıysanız, bu WhatsApp ikonuna tıkladıysanız, mobilden bağlanıyorsanız mobilde de aynı durum söz konusu olacak. Buradaki linke tıkladığınız anda otomatik olarak belirtilen numarayla iletişime geçebileceksiniz. Continue to chat diyorum. Burada dili de değiştirebilirsiniz. Sohbete başla butonuna tıkladığımda WhatsApp yüklü değil uyarısı alabilirsiniz. Bunu WhatsApp web üzerinden devam ettirmeniz gerekiyor bilgisayarda. Onun için bu linke tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir müşteri olarak veya bir site ziyaretçisi olarak burada belirtilen numarayla, belirtilen WhatsApp numarasıyla iletişime geçebilir duruma geldim. Evet, bu derste web sitenize canlı WhatsApp destek hattı iletişim butonu eklemenin nasıl yapılacağını göstermeye çalıştım. Çok basit, gördüğünüz gibi sadece bir kod ekleyerek ve 1-2 satır düzenleyerek sitenize WhatsApp destek butonu ekleyebilirsiniz. Dilerim faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı, sonra da bu tip eğitimlerden hemen haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak eğitimlere destek olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan birini seçerek öğrenmeye devam da edebilirsiniz. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.